Merhabalar, yine bir pazartesi akşamı ve biz yine bin bir konu bin bir konuk olarak BRT ekranlarında sizlerle beraberiz. Yaşasın! Yine pazartesi ve yine biz buradayız. Eğer pazartesi akşamları saat 8'de bizi izliyorsanız canlı yayını takip ediyorsunuz demektir. Çok teşekkürler. Eğer haftanın başka bir gününde ve farklı bir saatte bizi BRT ekranlarında görmüşseniz programın tekrarını izliyorsunuz demektir ve tekrar programı da izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Eğer Binbir Konu Binbir Konu televizyondan izleyemezseniz hiç sorun değil. Çünkü bizi canlı olarak Facebook sayfasından BRT Haber'den takip edebilirsiniz. Hemen şimdi cep telefonunuzu alıp BRT Haber'e girip oradan Binbir Konu Binbir Konuk bakın neler diyor deyip altına da yorumlar yapabilirsiniz. Veya sorular sorabilirsiniz. Programın en sonunda o sorulara, yaptığınız yorumlara dikkatlice bakıp okuyup cevaplar vereceğiz. Eğer geçmiş programları merak ediyorsanız, çünkü biz 7 yıldır bu programı yapıyoruz. O zaman BRT'nin programlar YouTube sayfasına girip, binbir konu binbir konup yazıp bizim tüm geçmiş programlarımızı izleyebilirsiniz. Veya YouTube'da İpek Halim sayfasına girip, binbir konu binbir konup yani sayıyla yazıyoruz. Yazıp bizi YouTube'dan da geçmiş programlarımızı takip edebilirsiniz. Ve hemen konuğuma dönmek istiyorum. Sevgili Fatoş, hoş geldin. Hoş buldum. Ne iyi ettin de geldin sevgili Fatoş. Teşekkür ederim davetin için. Ne kadar hızlı geldin. Sen Türkiye'deydin, uçağa bindin, geldin. Dün akşam telefonda konuştuk ve bugün buradasın. Şimdi sevgili Fatoş, seni ayrı tanıyorum esasında. Yaptığın araştırmalar, yazdığın kitaplar, basından da her zaman takip ettim ama ailece de tanıyoruz. Özellikle baban. Onu da anlatacağım. Babam, annem, babam falan. Limassol'da 19 Mayıs Lisesi'nde. Şimdi sevgili Fatoş, ama seninle ben eğitim hayatını konuşmak istiyorum. İngiliz dili ve edebiyatında başladın, sonra eğitim alanına kaydın. Genç yaşta çok güzel başarılar, akademik çalışmalar yaptın ve profesörsün. Gençlerle birliktesin, dersler veriyorsun Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde ve bölüm başkanısın. Burada bir alkış. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ve çok da geziyorsun Fatoş. Evet, çok seviyorum gezmeyi. Bir sürü fotoğraf var elimde, dünyanın her tarafı fırt 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 fırt. Evet, çok uzak seviyorum. Uzak Doğu'da, Amerika'da, Avrupa'da Fatoş hangi ara çalışıyorsun diye merak ettim. Israrla baktım. Vallahi çalışmayla gezmeyi işte birleştiriyorum bir şekilde. Ne güzel. Ama senin sinema tutkuna ağırlık vermek istiyoruz bu programda. Nasıl oldu bu kitapları yazdın? Eğitim konulu filmlerle ilgili bir araştırma yaptın, kitap ya hazırladın. En son kitabında Türk sinemasından seçkiler, yönetmenler ve filmler. Dolayısıyla o büyülü dünyayı yani sinemayı senin gözünden masaya yatıracağız bu akşam. Evet. Şimdi sevgili Fatoş, neredeydin sen, nereden geldin? Valla benim çok renkli bir akademik yolculuğum var senin de dediğin gibi. Tabii İngiliz Dil Edebiyatı lisans eğitimi aldım. Daha sonra yüksek lisansımı yine İngiliz Dil Edebiyatı üzerine yaptım. Orada film İngilizce analizleri süper. De yapıyorduk. Efendim? İngilizcen süper. İyidir, güzel. Nereden geldin derken yani fiziksel olarak nereden geldin? Fiziksel olarak yani Türkiye'de miydin, Avrupa'da mıydın? Türkiye'deydim. Türkiye'deydim, Çeşme'de konferanstaydım. 13. eğitim yönetimi formuna katıldım. Gelsin o akademik arkadaşlarımla beraber. Çok sevdiğim bir arkadaşım var, Senem. O da kendisi akademisyen. Onunla birlikte katıldık. Yaptığımız, daha doğrusu tez öğrencimizle yaptığımız çalışmayı orada sunduk. Çok güzel geçti. Tekrar rica edeyim yönetmenimizden, gelsin ilk fotoğrafımız görelim. Çünkü Uluslararası Eğitim Yönetimi formu. Orada bahsettiğin arkadaşınla beraber bir fotoğrafın var. Evet. Eğitimle ilgili herhalde çok araştırmalar yapılıyor diye düşünüyorum. Yapılıyor tabii. Şimdi bu pandemi dönemi dolayısıyla da pandemiyle bağlantılı çok fazla çalışmalar yapılıyor. Bizim de çalışmamız pandemi dönemiyle ilgiliydi. Orada dil öğretiminin online olarak yani çevrimiçi olarak daha etkili nasıl verilebileceği, öğrencilerde o özerk öğrenme
yetilerini nasıl kazanabilecekleri, online eğitim olsa bile, bununla ilgili bir çalışmaydı. Tez olduğu için çok fazla detaya da girmek istemem. Gayet güzel oldu, beğenildi. Olumlu dönütler aldı. Çok güzel. İnşallah arkası gelecek. Gelsin ikinci fotoğrafımız. Ve şimdi geçmişe gideceğiz. Evet. Arada bir evet. Bir de sana şunu itiraf edeyim sevgili Fatoş. Sizin evde benim ajanım var. Öyle mi? Sen konferanstaydın diye bize fotoğraf yollayamadın. Evet. Ben de babanı aradım sevgili Güven amcayı. Ay neler gönderdi sana bilmiyorum. Ben görmedim o fotoğrafları. İşte ajan. Dedim ki bana lütfen dedim fotoğraflar gönderin. Ama bunu anneciğinin sosyal medya hesabında buldum. Son anneler günü dolayısıyla paylaştığım bir resimdi. Çok sevdiğim bir resim. Şimdi küçüklüğünü hatırladığın yaştaki sen de böyle profesör olmayı, dünyayı gezmeyi, sinemayla ilgilenmeyi hayal etmiş miydin? Neydi o zamanki hayalin? Bilmiyorum. Çocuklukta tabii insanların, çocukların hayalleri olur. Okumayı çok severdim. Yani çocukluktan gelen bir okuma aşkı vardı bende. Sözel alanlarda daha iyiydim. Yani hep tahmin ederdim yani sözel bir alanda ilerleyeceğimi. Nitekim lise yıllarında da edebiyat derslerini çok severdim. Gerçi hani iyi bir öğrenci olduğum için beni matematik bölümüne koydu hocalarım ama ben yine de dile karşı, edebiyata karşı, sanata karşı bir ilgim vardı. Evet. Yani o alanlardan i̇yi birinde eğitim yapacağımı hep hayal ederdim. Nitekim öyle oldu. Şimdi peş peşe bir aile fotoğrafları var, onları göstereceğim. Bu bayağı 90'lı evet. yıllardan bir kare. Kardeşimin şeyi de bu mezuniyet töreni. Orta 3'ten mezun oldu. Babacığın Güven Silman. Evet. Bu geçmiş fotoğraflara bakarken birazcık ailenin tanışıklığından, sizin aileyle bizim ailenin de bahsetmek isterim. Limasol'da benim rahmetli babam sevgili Gözel Halim ve anneciğim Güven Enver. Ve babacığın Güven Silman aynı sınıftalar. Güvenler karışıyordu değil mi? Evet. Bir kız Güven var, bir erkek Güven var. Güvenler karışıyor. Onun için bütün hocaları ve arkadaşları kız Güven, erkek Güven, Güven derlermiş. Biz çocukluğumuzda onun için hadi erkek Güvenlere gidiyoruz. Annesinde ben annem Güven olduğu için tabii bir erkeğin adının Güven olması bana zor gelmişti. Aynı duyguyu sen hissetmiş miydin? Hissettim tabii. Yani ilginç geliyordu bana babamın isminin hani kadınlara da verildiğini görünce. Senin babanın adı benim annem. Evet. Evet. Ama ne güzel yılların getirdiği bir dostluk ve hiç bitmedi. Evet. Bu çok evet. güzel bir şey aslında. Biz ama herhalde bir 20 yıl falan hiç görüşmedik mi? Evet. Evet. Yani çocukluğumuzda birlikte şey oynuyorduk hatta onu hatırlarım. arkadaştık ama tabii daha sonra araya başka şeyler girdi. Mesafe girdi. Görüşemedik pek. Bir de yani Kıbrıs küçük, insanlar karşılaşır evet. rahat ama biz karşılaşmadık. Yine de o aynı sıcaklığı, aynı samimiyeti hep hissettim. Evet, ne mutlu ki bugün ne güzel bir evet. ortamda birlikteyiz. Devam edelim aile fotoğraflarına. Birkaç tane fotoğrafı arka arkaya göstereceğim. Evet, burada da, burada Girne'de olduğunuzu düşünüyorum. Burada evet Girne'deydik. Ve babanla. Burada İngiltere. Evet. İngiltere'de, Galler'de aile düğünündeydik. Çok güzel. Ve sonunda evet sevgili Fatoş'u ofiste çalışırken de görüyoruz. Evet. Bayağı böyle kağıtların içerisinde gömülmüş vaziyette. Sanırım öğrencilerin sınav kağıtlarını okuyordum orada. şu anda verdiğin derslerin isimleri nelerdir sevgili Fatoş? Vallahi ben genellikle doktora ve master dersleri veriyorum. Hı-hı. Araştırma yöntemleri veriyorum. Yönetimde, eğitim yönetimde kuram ve uygulama dersleri veriyorum. Eğitim politikaları dersleri veriyorum. Yani genel olarak verdiğim dersler bunlar. Yani dediğim gibi daha fazla doktora, master dersleri. Bence veriyorum. Eğitimde bir eğitimin etkili olabilmesi için en önemli faktör nedir? Eğitimin etkili olabilmesi için aktif ortamlar oluşturmak. Yani öğrencileri aktif hale getirmek. Bu çok önemli. Yani Amerika, Avrupa bunu yıllar öncesinde başladı. Bizler de yani yapmaya çalışıyoruz, uygulamaya çalışıyoruz. Tabii bunlar okullarda ne derece uygulanıyor, liselerde, ortaokullarda ne derece uygulanıyor. Yani öğrenci bilgiye kendi ulaşabilsin. Kendi düşünebilsin, sorgulasın, problem çözebilsin.
analitik düşünebilsin. Yani bizim önem verdiğimiz şeyler bunlar. Yani bu pedagojik derslerde de bunlar çok fazla vurguluyoruz. Oturup dinlemesin sadece. Aynen, yani pasif bir konumda öğretmenin verdiği bilgiyi ezberlemesin. Evet. Bilgiyi kendi araştırsın, sorgulasın, problem çözsün. Bizim istediğimiz bunlar. Yani eğitimde bunlar önemli. Şimdi bir soru soracağım, sonra fotoğraflarla devam edeceğiz. Sence eğitimin daha başarılı, daha etkin olabilmesi için izlemek mi, dinlemek mi, okumak mı, gezerek hepsi görmek mi? Hepsi önemli bence. Hepsinden birer parça olması lazım. Çok böyle güzel bir cevap. Hepsinden birer parça. Gezerek de insan öğrenir, okuyarak da öğrenir, dinleyerek de öğrenir. Ya bunların yani hepsi olması lazım. Şey vardır ya, klasik soru, gezerek mi yoksa okuyarak mı? Okuyan mı daha çok bilir, gezen mi daha çok bilir ben diye. Ben o şeylere inanmam ama yani gezerek öğrenirsin tabii bir takım şeyler ama okumayı bırakırsın, o gezerken öğrendiği şeyleri de unutursun. O yüzden bunlar bir bütün olarak düşünülmelidir bence yani. Hepsi evet. Önemlidir öğrenmede. Şimdi sevgili Fatoş, bakalım nerelere gitmiştin? Gelsin, uzak doğudasın. Neredesin? O yine bir konferans amacıyla gitmiştim. Bu Tayland. Tayland'da. Tayvan'a gitmiştik konferans için ama oradan Tayland'a geçtik. Hong Kong'a gittik. Güzel bir çok güzel gezi olmuştu aynı burada zamanda. Burada Venedik'te olduğunu bu düşünüyorum. Venedik'te yine bir konferans amacıyla gittiğim. Yine bir arkadaşımla gitmiştik. Konferanslarda yardıma ihtiyacın varsa yardım edeyim. Seni de beklerim. Sen de gelirsin inşallah. Bak çok güzel, burada bilgisayarı idare ediyorum. Evet. Slaytlar falan. Evet. Gelsin. Burada Amerika'da. Ailecek burada konferans amaçlı gitmedim. Ailecek New York'a gitmiştik. 2013 yılıydı. Evet. Orada ve gitmiştik. Bu da Washington DC'ye herhalde. De geçmiştik. Evet. Buradan. Beyaz Saray'ın önünde. Evet. Bu gerçek Beyaz Saray. Evet. Hani Beyaz Saray'ın birçok şeyi de var ya. Bu Beyaz Saray değil ama. Parlamento Lincoln'un şeyinin olduğu yer. Parlamento binası. Evet. Burada, Paris'te yine bir konferans amaçlı eşimle gitmiştik. Evet, tam da onu diyecektim. Ay bu çok yani, romantik bir resim ya. Değişti diyecektim yanındaki kişiler. Evet, burada da. Burada da yine konferans amaçlı. St. Petersburg'da bir konferansa gittik. St. Petersburg'da bunlar opera, bale. Böyle dışarıda bu kıyafetleri giyip işte şey yapıyorlar. Evet, Viyana'da resim da böyledir yani bu opera, bale kıyafetleriyle. Ve burada artık eşini görüyoruz fotoğraflarda. Evet, eşimle artık gezmeye başladım. Evet, onun için sonra bu fotoğrafı uygun buldum. Yani bu da nikah. 2013'te ki ben de orada davetliler arasındaydım. Ne güzel. Bunu duyduğuma mutlu oldum. 2013'te. Bu evet. Bir aşk evliliği. Öyle tabii. Çok birbirimizi severek evlendik. İyi ki hayatımda var eşim. Eşinin sinemayla arası nasıl? O da seviyor aslında. Yani çok seviyor. Birlikte izliyoruz zaten filmleri. Hatta bazen tartışırız kendi aramızda. O da yani sinemayı seviyor, meraklı. Çok güzel. Onun için bu fotoğraftan tekrar devam edebiliriz. Evlendikten sonra eşinle birlikte yaptığım birçok seyahat. Bu yine sonra St. Petersburg'da bir Rus gecesiydi sanırım. Orada isteyenler kıyafet giyip resim çektirebiliyorlardı. Çok eğlenceli bir fotoğraf bu. Evet. Ve burada Londra'dasınız. Piccadilly Circus'ta. En çok nereyi beğendin sevgili Fatoş? Prag. Prag'a aşık oldum. Bir de St. Petersburg. Bu iki şehir süper güzel. Yani özellikle St. Petersburg'da böyle yani nasıl diyeyim? Nereye baksan bir şey görüyorsun. Güzel bir yapı görüyorsun, bina görüyorsun. Aman Allah'ım diyorsun yani, öyle bir şehir. Prag da aynı şekilde. Çok güzel yani, büyülü bir şehir diyebilirim. Demek ki şehrin yapısı mı etkiliyor? Vallahi hem manzara olarak, doğa olarak hem de tarihsel yapısıyla tabii beni etkiliyor. Bu saydığım iki şehirde de bunu görüyorsun. Yani hem doğa hem mimari özellikler. İkisi beraber. Bayağı bir güzellik yaratıyor. Eşinle beraber bir doğa gezisinde sizi görüyoruz. Fotoğraf gelecek şimdi. Doğa yürüyüşlerini de sevdiğini düşünüyorum. Yani çok fazla yapmasak da. Fotoğraf gelmiyorsa olur. Bir sonraki fotoğrafa geçeyim. Evet, burada eşimin köyü aslında. Turunçlu bölgesi. Yani biraz kırsalı, daha köyün dışında bir yer. Orası çok güzel oluyor. Özellikle böyle Mart aylarında, Şubat Mart aylarında. Kıbrıs yeşil, zaten Şubat Mart'ta evet, çok güzeldi. Evet, o yeşil döneminde çok güzel bir manzara oluşuyor o bölgede. Ondan sonra geldik. Burada doçentlik sınavındayım sanırım. Bir doçent adayının. Doçentlik sınavında jüri üyesiyim.
Jüri üyesi olarak görüyoruz. Burada da yeni bir üye oldum. Komisyon, evet. Cumhurbaşkanlığında Kültür Sanat Komisyonundayım. Nasıl şiirler? Valla çok güzel. Şiir yazma yarışmasında jüri oldum. Önceden tabii biz seçimimizi yaptık. Orada ödüller verilecek. Çok ilginç şiirler geldi bize. Çok yaratıcı, çok güzel. Nedir şaşırdım ana yani. Konuları gençlerin şiir yazarken? Valla zaten belirli temalar vardı şiir yarışmasıyla. İşte doğa, vatan sevgisi, insan sevgisi gibi temalar çerçevesinde yazdılar şiirlerini. Çok güzel yani, çok değişik, yaratıcı şiirler geldi. Onlar arasından en iyilerini seçtik. Harika bir şey. Yani evet. Hani etkilemesi, yaratıcı tabii, olması. Sanat çünkü... çok önemli bir şey yani. Bence gençler arasında sanatı özendirmeliyiz diye düşünüyorum. Sanat çok önemli. Çünkü bir toplumun gelişmesi de sanata bağlıdır diye düşünüyorum. Ve şimdi bu fotoğraftan sonra da gene seni çalışırken görüyoruz. Ben bayağı bir yorgun. Şöyle hayal ettim. Kitaplarını yazdın, bitirdin. O yorgunlukla. Yok, o mutlulukla, o çalışmanın verdiği güzellikle. Bayağı bir yorgun çıktı. Günü bitireceksin. Bitirdim, evet. Burada. Şimdi sevgili Fatoş, senin kitaplarına ve filmlerle yaptığın araştırmalara gelmeden önce programımızın farklı bir köşesi var. Hı hı. Biz gelen konuğumuzun ilgi duyabileceği alanlarda her hafta araştırmalar yapıyoruz. Hı. Bu haftada biz senin yaptığın sinema filmlerinin araştırma kitaplarını analiz edeceğimize, bunlar üzerine sohbet edeceğimize göre dedik ki bu haftanın araştırdık, öğrendik bölümünde biz en çok hasılat yapan dünyadaki filmlere bir bakalım. Hı hı. Kimlermiş, yönetmenleri kimlermiş, hı hı. Hasılatları ne kadarmış? Araştırdık, öğrendik. Gelin bakalım dünyada en çok izlenen ve en çok hasılatı yapan filmler hangileriymiş? Evet. İlk fotoğrafımızda başlamak istiyorum. Sevgili Fatoş, bu filmlere eklemek istediğin bilgiler de varsa lütfen ekle. İzlediğim filmse tabii ki. Evet, gelsin ilk fotoğrafımız Avatar. Avatar. James Cameron'un. Evet. Dünyada hala daha 2009 yılında çekildi. En çok izlenen, en çok hasılat yapan filmi. İşte bu Metaverse konulu filmlerden. 3 milyar dolar. Esasında sinema dünyasını bir... çok dinamikli iş dünyası gibi tabii, de görebiliriz yani. Çünkü çok paralar kazanıyor, bütçeler, karlar, tabii. Harcanan paralar falan çok fazla. Çok fazla. Bir de tabii toplumun nabzı da tutuluyor. Yani hangi tür filmlere insanlar daha çok yatkın? Ona göre yüksek teknolojiyle bu tür filmler çekiliyor. İzlemiş miydin Avatar'ı? Avatar'ı izlemiştim. Beğenmiş miydin? Beğenmiştim. Evet. Güzeldi. İşte o Metaverse şimdi günümüzde de bayağı bir popüler bir konu. Metaverse konulu filmlerden en güzel örneklerden biri diyebiliriz Avatar. Annem de çok beğenmişti bu filmi. Ve gelsin. Çok sevmiyorum bu tarz filmleri açıkçası. Bilim kurgu, böyle fazla teknik filmleri sevmem ama İkinci film güzeldi. 2019 yılında Avengers Endgame bölümü. Çünkü Avengers'in birçok farklı bölümleri var ya. Marvel stüdyolarında çekilmiş. Bu da ikinci en çok dünyada izlenen ve hasılatı en fazla olan filmlerden birisi. Evet. Teknik anlamda güçlü filmler bunlar. Evet. Üçüncü filme geliyoruz. Spider-Man No Way Home 2021 yılında çekilmiş. 2,5 milyar dolar hasılat. Dünyada en çok izlenen ilk 5 filme giriyor. Columbia Pictures ve Marvel stüdyolarında çekilmiş. Ve gelelim son filme. Evet. 1997 yılında. Birden çok Oscar alan film miydi? Evet, en çok Oscar alan filmdi. Titanic. Gene James Cameron'un Avatar'da en çok izlenen ve hasılatı en yüksek olan. İlk dörde giren yine James Cameron'un bir filmi Titanic. 2 milyar dolar hasılat yapmış. James Cameron zaten farklı filmler çekmekle bilinen bir yönetmen. Aynı tarz filmler çekmez. Evet, zor bir şey olsa gerek. Diğer filmden tamamen farklı. Bir aşk filmi çekmiş burada. Titanic. Değil mi? Dram, aşk. Aşk hepsi bir arada. Felaket. Evet. Evet. Ve ondan sonraki sırada da Batman, Jurassic Park geliyor. Evet, işte bu yani tarz. Biz en çok hasılat yapan ve en çok izlenen filmlere baktığımızda hepsi bilim kurgu çıkıyor. İşte fantastik öyküler. Dediğim gibi yani böyle teknik anlamda güçlü, hero, böyle kahraman içeren filmler çok ilgi görüyor. Evet. Bir de yani demek ki
dünyamızdan farklı bir dünyayı mı izlemek hoşumuza gidiyor? Aynen öyle. Belki de şu anda içinde yaşadığımız dünyadan mutlu değil mi acaba insanlar? Farklı bir hayat mı arıyorlar? Farklı bir yaşam mı? Farklı bir dünya mı arıyorlar acaba? Evet. Onun etkisi de olabilir. Evet. Çok güzel bir konuya değindin aslında. Evet. Aynen. Fotoğrafları daha kısa tutabiliriz ekranda. Çünkü sevgili Fatoş'un yüzünü de göstermek isteriz. Ve burada da evet sonunda geldik. Bizim bahsedeceğimiz sevgili Fatoş Silman'ın hazırladığı kitaplara. İlk kitabımın imza günü bu. Evet, imza gününde. İzmir, İzmir Kitap Fuarı. Çok güzel. İzmir Kitap Fuarı'na davet edilmiştim. Orada ilk kitabımı imzaladığım gün, imza günüm. Çok heyecan verici bir gündü aslında. Hani ilk kitabım olması ve böyle bir önemli bir fuara da çağrılmış olmam. Nasıl olmuştu ilk kitap yazma İlk kitap maceram. Yazmam, maceram şöyle oldu. Ben Havadis Gazetesi'nin bu poli ekinde, bu kültür ekinde yazılar yazıyordum filmlerle ilgili. Çok ilgi görüyordu yazılarım. Hatta tanımadığım insanlar bana mesaj atıyordu. İşte yazılarınızı sabırsızlıkla bekliyorum diye. Bayağı 2 sene boyunca ben bu yazılara devam ettim ve bayağı birikmişti yazılar. 100'ün üzerinde film analizi yapmıştım. Sonra bir gün şey dedim ya bunları niye bir araya getirmeyeyim de bir kitap oluşturmayayım diye düşündüm. Öyle oldu. Bir yayın eviyle böyle sanat konularında kitap basan bir yayın eviyle konuştum, anlaştım. Orada basıldı. Mühür ama orada şey değil mi? Dünya sinemasından. Dünya sinemasından evet. Seçkiler diye. Filmler, semboller ve mesajlar. Evet. Yani filmlerde yer alan sembolleri, kullanılan bunların ne tür mesajları içerdiğini bunlara hep analiz etmiştim. Beğenildi. Bayağı yani kısa bir sürede de tükendi kitaplar. Öyle oldu yani ilk kitap maceram öyle. Nasıl filmleri? Şimdi bir filmi analiz ederken bir de artık yani hani sen akademisyen kimliğin de var. Yani bir yazar olmak tabii ki bir yükümlülüktür. Ama bir üniversitede öğretim görevlisi olmak, akademik kariyerin olması, ünvanında profesörlük ünvanının olması. Yani koyduğun her noktanın da esasında çok daha değerli ve daha nasıl diyelim... eleştirileri açıkta olabilir. Yani bir profesör tabii bu dille bu mutlaka şekilde yazabilir mi diye. Esasında senin işin de daha da zorlaşıyor. Evet, aynen öyle. Bir yazara göre. Ama çok şükür şimdiye kadar herhangi bir olumsuz eleştiri işte almadım ama onu merak eleştirileri ediyorum. De açığım tabii. Nasıl yani izledin o filmleri? Yani ileri geri aldım, durdurdum, yazdım, çizdim, sabah izledim, akşam izledim. Yüksek lisans, özellikle yüksek lisans eğitimi sırasında biz edebiyat kuramları dersleri alıyorduk. Yani kuramsal bilgimiz iyiydi, zengindi. Evet. Dolayısıyla ve direkt buydu yani kuramsal. Bir de film analizleri de yaptırıyorlardı bize evet. Bazı derslerde. O yüzden ben belki herkesin göremediği şeyleri görüyorum ben. Yani bir yönetmenin yansıtmak istediği, orada o mesajı, o derinliği görebiliyordum. Yani tabii bilgi birikimimden, tecrübemden de kaynaklanan. Ama bir şey daha var. Babanla amcandan da bahsetmek ister tabii misin? Tabii ki onların çok büyük bir katkısı var yani benim bu sinemayla ilgilenmemde gerçekten. İkisi de sinema hayranı. Zaten dayıları sinemacıydı. Zafer Sineması'nın sahibiydi. Evet. Onlar çok film izlemişler. Ayrıca gençliklerinde. Bir sinema kanı var. Bir sinema kanı var. Acaba diyorum bu genetik kodlarda olabiliyor mu böyle bir şey? Bilemiyorum. Babam mesela sinemateye üyeymiş. Tahsili gördüğü zamanlar Ankara'da. Hep böyle klasik filmleri izlermiş gidip. Ben çocukken bana o filmleri anlatırdı. İşte bu film çok değerli Fatoş, bu film çok güzel. Hep ondan duyardım ben böyle bu klasikleşmiş filmleri. Neydi mesela en çok sevdiğin? Mesela Yurttaş Kane'i hep ondan duyardım ben. Hiroshima Mon Amour filmi mesela. Seven Samurai gibi filmleri ben babamdan duyardım. O yıllarda TRT'de de gösteriliyordu bu güzel filmler, bu klasik TRT filmler. TRT2'de hala var. TRT2'de hala gösteriyor, geceleri. Evet. Ve izleme şansı bulmuştum bu güzel filmleri. Öyle bir merak uyandı bende de. Bir de eğitimini de alınca hani bunu kullanmak istedim bir şekilde. Bu şey sinemaya ilgimle bilgi birikimimi kullanıp. Çok iyi olmuş ve Havadis bunları, gazetesinde yazdığım makaleleri evet, kitaplaştırdım. Oldum. İlk kitabım öyle çıktı. Evet. Şimdi bu da eğitim konulu filmler, öğretmen ve öğretmen adayları için bir rehber demişsin ve en sağda, altta da bilmiyorum ekranda görünüyor mu? Çünkü altından alt yazı geçiyor ama ben onu seyircilerimize aktarmak isterim. 4. baskı diyor. Evet, 4. baskısı çıktı. Bu çok
rağbet gördü bu kitabım. Çünkü böyle bir kitap yazılmamıştı daha önce. Eğitimle sinemayı birleştirdi. Yani interdisipliner bir çalışma yaptım burada. Ya dedim madem hem eğitim background'um var, hem sinema background'um, edebiyat background'um, onları birleştireyim diye düşündüm. Böyle bir kitap ortaya çıktı. Bu kitap daha pedagojik ağırlıklı. Yani pedagojik ögeler içeren en beğendiğim 20 galiba ya 20 ya 25 adet filmi kitabıma koydum. Orada her filmde işte öğretmenlerin yaklaşımları, sınıf yönetimi yaklaşımları, işte öğretim metotları, yaklaşımları nelerdir? Bir sınıf en iyi şekilde bir sınıfta en iyi şekilde öğrenme nasıl gerçekleşir? En iyi şekilde nasıl yönetilir? Bunları analiz ettim. Burada amacım öğretmen ve öğretmen adaylarına bir yol göstermek aslında. Hem öğretici olacaktı, hem öğretmen öğretmen adayları için, hem de filmler bir eğitim materyali olarak sınıflarda nasıl kullanılabilir? Böyle de bir yaklaşımım var bu kitapta. Tüm hayatımızda filmler bize çok şey öğretiyor. Tabii. Buraya sevgili Fatoş konu kaldığımız bazı sanatçılar aynen bu cümleyi kullandılar. Enteresan aklımda kalıyor çok rahat, çünkü birebir aynı cümleyi söyleyen sanatçı arkadaşlarımız oldu. Şu filmi izledim ve etkilendim. Evet. Sanat eğitimi almaya İtalya'ya gittim. Gördün mü ne kadar güzel. Yani bir hayatımıza bir, nasıl dokunuyor yani. Hayatı değiştiren bir şey haline gelebiliyor yani. Tabii filmlerin işte öyle bir özelliği var aslında. Yani sadece tamam bir edebiyat eserini okuduğunuz zaman da etkilenirsiniz ama filmler size bir görsellik sunar, bir görsel şölen sunar. Müzik var. O görsellik, aynen o görsellik sizi etkileyebiliyor. Evet. Daha derinden etkileyebiliyor. Diğeri de tabii sizin hayal gücünüze bağlı. Yani sonsuz şeylerde yaşayabilirsiniz bir şeyi okuduğunuzda da. Tabii ki. Eğitim konulu filmlerde daha önce katıldığım bir televizyon programında izlediğim sohbette Sakıncalı Düşünceler filminden kitapta yer aldığından bahsediyorum. İlk filmim galiba. İlk kitapta yer alan ilk film. Çok güzel bir film aslında. Orada daha önce orduda görev yapan bir bayan oradaki işinden ayrılıyor ve bir okulda başvuruyor. Öğretmen olmak için başvuru yapıyor, alınıyor. Ona diyorlar ki size bir akademik sınıf vereceğiz. O da seviniyor. Aa bana akademik sınıf veriliyor. İşte çok süper, çok şanslıyım falan diyor ama o okulun en kötü sınıfı veriliyor kadıncağıza. Orada Latin kökenli, işte Afrika kökenli öğrenciler, böyle getolara sıkışıp kalan öğrenciler, çok fakir, eğitimle pek ilgisi olmayan ama zeki öğrenciler. Kadın onları canlandırıyor. Yani uyguladığı sınıf yönetimi yöntemleriyle, öğretim kullandığı öğretim yöntemleriyle onları işte biraz önce dediğim gibi aktif hale getiriyor. Onları sorgulatıyor, araştırmaya yönlendiriyor ve çocuklar tamamen değişiyor filmin sonunda. Yani okula gelmek istemeyen, ayakları geri geri giden bu öğrenciler, kendi aralarında kavga eden, birbirlerini öldüren bu öğrenciler filmin sonuna doğru canlanıyorlar ve kendilerini eğitime adıyorlar. Böyle bir film. Şeydi değil mi, öğretmen onlar gibi giyinmeye başlıyordu, onlardan çok biri güzel. Gibi. Çok güzel, işte ilgilerini öyle çekiyor zaten. Evet. İlgilerini öyle çekiyor, ayağını işte masaya uzatıyor falan, deri ceket giyiyor. Ondan sonra onlara karate yaptırıyor. Zaten bu çocuklar hareketli çocuklar, kavgacı çocuklar, birbirlerini ölümle tehdit eden çocuklar. İlgilerini çekiyor bu karate olayı. Öyle ilgilerini çekiyor derse. Yani iletişimi başlatmak lazım. Eğitimin başlaması öncelikle için. İlgilerini çekeceksin. Yani ilgilerini çekmeden hiçbir şey öğretemezsin öğrencilere. Onun için ben her zaman öğrencilerime söylerim ya ilk 2-3 dakikasını ilgilerini çekmeye harcayın öğrencilere. Bu çok önemli. İlgilerini çekemezseniz istediğiniz kadar iyi hazırlanın derse. Sizi dinlemezler. Arada da bir yerde de uyumaya başlayabilir. Arada uyuyabilirler, da gene... ilgilenmeyebilirler. Evet. O yüzden o çok önemli. Bu film miydi? Hani öğrenci gelir bir şey söyleyecek, müdürün kapısını çalar. Aşırı kuralcılığı da eleştirir. Evet. Adam çalmadan müdürün çalmadan girdi diye çocuğu dinlemez. Halbuki orada çocuğu dinleseydi hayatı kurtulacaktı. Orada çünkü çeteleşmeler var, birbirlerini ölümle tehdit ediyorlar falan. Orada aslında çocuk ölüm tehdidi aldığını, yani tehdit altında olduğunu söylemek için müdürün yanına gitmek ister. Ama sırf kapıyı çalmadı diye çocuğu içeriye almaz ve derdini dinlemez. Ve çocuk daha sonra ölüm haberi gelir. İşte burada aşırı kuralcılığı da yani biraz esnetilebilir
mesajı veriyor bize film. Yani kurallar bazen çocukların iyiliği için esnetilebilir. Yani bu kadar katı kuralcılık ama da. Ama işte nerede ne kadar esnetileceğimiz de çok önemli bir soru. Tabii o aşırı da değil. O dengenin iyi oturtulması lazım tabii ki. Evet. Tabii bu eğitim konulu filmler kitabının başlığını görünce benim aklıma hemen Hababam sınıfı gelir. Hababam sınıfı da var kitapta. Evet. Sonlara doğru iki Hababam sınıfı filmi de ekledim. Orada da çok güzel mesajlar var filmin verdiği. Hani insanlar onu böyle hani eğlence olsun diye izler ama orada da çok güzel mesajlar var. Derin mesajlar. Çocuklarımızı her zaman dinleyelim. Yani zengin ailelerin çocukları biliyorsun Hababam sınıfında ama aileler çocukları bırakıyorlar. İşte ihtiyaçlarını her şekilde karşılıyorlar parayla falan ama çocuklarla ilgilenmiyorlar. Dolayısıyla o çocuklar psikolojileri bozuluyor. Ama o anlamda çok güzel mesajlar veriyor evet. Hababam sınıfı da. Ama güzel ilgilenen bir müdür var. Evet. Hem sert hem tatlı. Ya, tatlı. Tatlı sert. Aynen evet, öyle. Tatlı sert orada. Senin en çok sevdiğin film hangisidir eğitim konulu olan? İşte bu Sakıncalı Düşünceleri gerçekten çok beğenirim. Bu Amir Khan'ın filmleri de çok güzeldir. Hintli Hint yönetmen. Mesela Three Idiots filmi çok güzel. Çok güzel mesajlar veriyor orada da. Hint o öğretmen merkezli işte ezberci yaklaşımı eleştiren çok güzel bir film. Ya bu filmler güzel. Daha çok güzel filmler var aslında. Zaten en beğendiğim filmleri konu yaptım kitabımda. Senden destek almak isteyen öğretmenler oldu mu bu kitaptan sonra? Hani işte şöyle bir filmi izletmek istiyoruz sınıfta ya da tabii, şöyle tabii, bir sorunuz çok oldu, var. Çok oldu. Kitabı kaynak olarak çocuklara önerenler oldu. Hatta bazen rast geliyorum. Türkiye'de de kitabımı kaynak olarak kullandığını görüyorum böyle rastgele YouTube'da falan. Ders anlatımında şimdi online dersler de oldu ya pandemi döneminde. Kitabımı derste kullandıklarını gördüm. Çok hoşuma gitti. Ya. Bu beni mutlu etti. Devam ediyorum diğer fotoğrafa. Burada da biraz önce bahsettiğimiz ilk kitabın filmler, semboller ve mesajlar kapaklarını da görüyoruz ki sevgili Fatoş bu kitapları almak istesek nerede bulabiliriz? Bu kitap ne yazık ki tükendi. Yoktu. Bunu hiçbir tekrar yerde tekrar baskısı da olmadı. Tekrar baskısı için teklif geldi ama ben diğer kitap üzerinde çalıştığım için çok ilgilenemedim. Hı. Ama düşünüyorum yani bu kitabı geliştirip çünkü 2012 yılına kadar olan filmlere yer verdim bu kitapta. Çünkü o yıl basılmıştı. Belki ikinci baskıyı i̇kinci daha baskı da geliştirilmiş ikinci baskı olabilir. Öyle evet. Bir düşüncem var. Bir önceki bahsettiğimiz kitap eğitim ve filmlerle ilgili olanını o ikinci bulabilir miyiz? Onu bulabiliriz. Bulabilirsiniz şeyde evet. Işık Kitap Evi'nde Deniz Plaza'da. Diğer kitabımda bu Türk sineması ile ilgili olan kitapta bu kitap evlerinde evet. Bulabilirsiniz. Ve şimdi bu son kitabın ekranlarda da görüyoruz. Kapağı bu şekilde. Türk sinemasından seçkiler, yönetmenler ve filmleri. Geldik burada da Türk sineması. Dili çok rahat, rahat okunabilen okundu. Bir kitap. Arada filmlerden fotoğraflar da var. Film karelerinden fotoğrafları da görebiliyoruz. Ve şeyi de söylemek isterim, 206 sayfa evet. Toplamı. Esasında bunlar hem akşam okunabilecek hem de kütüphanede durup ara ara tekrar alıp okunabilecek. Kaynak kitap olarak da kullanılabilecek bir kitap. Bir kitap. Şimdi gelelim bunun serüvenine sevgili Fatoş. Evet. Nasıl başladın? Nereden aklına geldi? Türk sineması üzerine kitap yazmayı düşünüyordum. İlk kitabım dünya sineması üzerineydi. Türk filmleri yok o kitabımda diye. Onu hani ayrı bir kitap yaparım diye Türk sinemasına yer vermemiştim. Vallahi pandemi dönemi bana yardımcı oldu açıkçası. O ilk kapandığımız dönemlerde zaten evdeydik. Ben de film izlemeyi seven birisiyim. Türk sineması üzerine neden bu dönemi değerlendirip de hani kitap yazmayayım diye düşündüm. Pandeminin demek ki pandeminin işe yarayan en çok bana katkısı oldu yani. Oldu. Tekrar filmleri evet. izleyebilirim, not tutabilirim. Not tutuyordum. Biraz yavaşlamak bazen de iyi oluyor değil mi? Ya da evde kalmak, sakinleşmek. Tabii şu anda çok yoğunuz yani okulda da işlerimiz yoğun. Öyle her zaman hani vakit bulamayabiliriz kitap yazmak için ama o pandemi dönemi bana yardımcı oldu. Sağ olsun dermişim. Çok aynen. Şükür inşallah bitiyor. İnşallah tabii onu. Bitsin. Zor bir dönemde ama seni çok kötü etkilediği yönleri de oldu. Hani seyahat edememek, okula ben gidememek. Covid de geçirdim. Aynı çok geçmiş de. Olsun. Ya. Öğrencilerle yüz yüze olamamak olamamak gibi. Olamamak da tabii. Burada hangi filmlerden bahsediyorsun?
nasıl ele alıyorsun o filmleri? Aynı şekilde yani ilk kitabımda olduğu gibi filmleri analiz ediyorum. En sevdiğim filmleri aldım. Aslında daha sevdiğim ama kitaba dahil etmediğim filmler var. İşte ikinci baskı yaparsam o filmleri de dahil etmeyi düşünüyorum. Vallahi bu sefer diğer kitaplarımdan farklı olarak yani yönetmenler ve sevdiğim filmleri Evet. şekilde Yönetmenlerden de formatladım. bahsediyor musun? Bu yönetmenin işte diğer Çok kısa, filmleri, bu kısa, yönetmenin evet. eğitimi. Kısa bir şekilde bir biyografik bilgi veriyorum Evet. yönetmenlerle ilgili de. Halit Refik Halit gördüm. Refik mesela Gurbet en sevdiğim, Kuşları. Gurbet Kuşları gibi. İşte Evet. Nuri Bilge Ceylan'ın sevdiğim filmleri. O şekilde yani yönetmen olarak ele aldım bu sefer. Anayurt Ama Oteli. Anayurt Oteli evet. Ömer Ömer Kavur'un Kavur'un. Evet. en değerli, en güzel filmlerden biri. Neler anlatıyor bize Anayurt Oteli? Vallahi yalnızlaşma zaten Türk sinemasında o dönemlerde tabii siyasi etkilerden dolayı insanların nasıl çevrelerine yabancılaştıklarıyla ilgili filmler yapılıyordu o dönemlerde. İşte bu film de zaten Yusuf Atılgan'ın romanından sinemaya uyarlanan bir filmdi. O da o konuyu çok güzel işliyor. Bu yalnızlaşma, soyutlanma, çevreden Evet. soyutlanma, içe kapanma. Onu gayet güzel işliyor film. Buğday burada da Güzel bir oynatıldı. film ama bana göre Türk sinemasının en Evet. iyi TRT'de filmlerinden. koydu ama ben ne yazık ki ne burada oynadığı zaman gidebildim ne de televizyonda da Belki izleyebildim. internette bulabilirsin. Uzun bir film Çok olduğunu uzun bir film. ve yavaş bir film olduğunu Çok yani. yavaş, sıkıcı gibi geliyor ama çok derinliği olan bir film. Burada tasavvuf Semih ögeleri. Kaplanoğlu. Evet, Semih Yönetmen ve Kaplanoğlu. senaryo ona aittir. Bu şeyden bahsediyor işte bu Gedeoğlu ürünler. İşte aslında çok felsefik şeyleri var. Yani maneviyatı vurguluyor aslında. Tasavvuf, işte maneviyat. Yani biz ne kadar da ürünleri değiştirsek de o ürünlerin bir özü vardır diyor. Yani Tanrı'nın kendi ideasını orada yansıttığı bir öz vardır diyor. Siz onu değiştiremezsiniz hiçbir zaman. En maddeci diye geçer filmde. Çok fazla spoiler vermeyeyim yani izlemek isteyenler olur. Yo, bence çok güzel gidiyoruz. Yani Yani bize çok biraz derin bir da film evet. gerçekten. Bence Tasavvuf, çünkü ögele, maneviyat. yönetmenin kendisi de çok derin, çok Tabii bu donanımlı olduğu yönetmenler için. zaten donanımlı yönetmenlerdi. Yani donanımlı olmasalar bunları zaten filmlerine yansıtamazlar. Özellikle Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaplanoğlu, Zeki Demirkubuz. Bunlar çok donanımlı yönetmenler. Yani felsefe biliyorlar, edebiyat biliyorlar. Evet. Çağnırmak, Çağnırmak, o da aynı ıssız şekilde. adam, Issız ıssız Adam da adamı. yabancılaşma. 6-7 kez izledim. Ama sonunda Evet. ağlıyorum. Duygusal Yani bitimler. ben bir film ya da bir romanı bitirdikten sonra da ağlama duygusuyla kalmak istemiyorum. Ne yazık ki bazı filmler öyle oluyor. Evet, bazı Evet. filmler öyle oluyor ama ben öyle olmasını istemiyorum Sen ve hep güzel bitsin diyorsun. Mutlu sonla bitsin istiyorsun. evet, zaten hayatımızda mutsuz devam eden ya da Çok şeyler mutsuzlukla var. bitecek olabilecek şeyler var, kayıplar var. Hayat zaten zor. Eğer bu da büyülü bir dünyaysa, bir hayal edebileceğim, coşabileceğim, kendimi alıp bambaşka bir dünyaya ışınlayabileceğim bir alansa orada da mutlu Vallahi olalım yani haklısın. diyorum. Çok haklısın. Evet, ıssız adam da, değil mi? Çok güzel bir film. Modern aşkları mı anlatıyor Modern acaba? zamanın işte insanları nasıl ıssızlaştırdığını, yalnızlaştırdığını anlatıyor aslında. Ama korkuyor da aşık Korkuyor. olmaya. Korkuyor çünkü özgürlüğünü kaybedeceğinden korkar. Yani çok o kadar kendini yalnız bir yaşama alıştırmış ki evlilik, işte kurumlar onun için bir yük. Evet. Karakterin üzerinde bir yük. Onu kaldıramıyor bir şekilde. Tabii en sonunda pişman oluyor ama too late der ya İngiliz. Evet, pişman da Evet. oluyor yani Tabii pişman oluyor. evlenmemiş. Ağlama işte ondan kaynaklı diyor. Evet. Son sahnenin yüzünün olmasın. Ve yani Sebebi o. partnerinin de o zaman hayatını da kötü etkilemiş de Tabii. oluyor. Dermanı da Evet, Derman. almışsın O kitabına. da çok güzel bir film. Şerif Gören'in Şerif Gören. kitabı. Evet. Onlar biraz da tabii o siyasi dönemi Yılmaz de Güney. izliyor. Yılmaz Güney, Şerif Gören, Evet. Zeki Ökten. O dönemde Yılmaz Güney hapisteymiş. Senaryosunu bu Derman'ın da işte Sürü, Yol filmi bunların senaryolarını hep Yılmaz Güney yazdı. Ama kendisi hapishanede olduğu için çekemedi. Dolayısıyla bu yönetmenler Zeki Ökten'le Evet. Şerif Gören onu sık sık ziyaret ediyorlarmış hapishanede ve tiyolar alıyorlarmış. Burası Öyle şöyle mi olsun, çektiler böyle mi filmlerini olsun ve gibi. ödül aldı bu filmler. Evet.
Yani yurt dışında da Yol mesela, yurt dışında da ödül aldı. Susuz Yaz'ı çoktan izlemiştim. Evet, ilk ödül alan filmimiz Berlin'de. Sanan. Evet. Ama belki de tekrardan da izlemek gerekir diye düşünüyorum. Güzel bir film. Susuz Yaz'ı. Çok... 1963. Evet. Dolayısıyla esasında son yıllarda çekilen sinema filmleriyle 60'larda, 50'lerde çekilen sinema filmlerinde kitapta bulabiliyoruz. Tabii tabii. Tabii en eski film galiba kitapta yer alan şey Kanun Namına, öyle hatırlıyorum, 53 yılında. Evet. 60'lı yıllar, 70, 80 öyle günümüze kadar geliyor. Anadolu. Evet, daha yeni filmler onlar. Nuri Bilge Ceylan. Evet, Nuri Bilge Ceylan'ın 3 Maymun var. Onu da izlemedim. Çok güzel filmler onlar. 2008 yılı. Bunu ne zaman izleyelim? Ne dersin? Vallahi izleyin. Tek hemen tek bir sıraya koyun, bir liste yapıp hafta sonuna kadar izleyebilir miyiz? Hepsini tabii kısa sürede olmazsa bile yavaş yavaş. Mayın Sıkıntısı, Nuri Bilge Ceylan'ın evet, ilk filmlerinden. Kaç filmini almışsın? Sevdiğim bir yönetmen olduğunu düşünüyorum. Evet, en fazla onun filmlerine yer verdim sanırım. Evet. Evet, sevdiğim bir yönetmen. İftarlık Gazoz. Ha, o da çok güzel. Evet, biraz Yüksel Aksu'nun. Evet. İftarlık Gazoz'la Dondurmam Kaymak. Çok güzel filmler o ikisi de aslında. Eğlenceli. Hem eğlenceli görsel, hem de derin mesajlar barındıran filmler. Onlarda da böyle siyasi eleştiriler var. Evet. Türkiye çalkantılı bir ülke biliyorsun. Çok fazla darbelerin olduğu bir ülke. İşte bu darbeler sinemaya çok fazla yansımış. Yani bu filmlerde konu olarak işlenmiş bu. Darbe sonrası evet. Türkiye'si. Çünkü yaşamı etkilediği tabii için çok sinemayı da etkiler evet. Ve konu olarak onu alır. Üç Arkadaş, 1958 yılı yapımı. Memduh Ünün filmi. Araf, 2012. Aa, Araf şeyin, Yeşim Ustaoğlu'nun kadın yönetmen. İki tane kadın yönetmen var. Tamam. Sinema dünyasında esasında kadın yapımcı ve kadın yönetmenlerin sayısı da az. Azdır. Yani bu da konuşulan bir konu. Acaba bu alan birçok alanda olduğu gibi erkek egemen bir alan mı? Erkek yönetmenleri mi var? Öyle. Kadın yönetmenler de var ya son zamanlarda ama çok fazla filmçi yapmamışlar. Yani bir tane, iki tane film yapmışlar. Dediğin gibi daha fazla erkekler ele geçirmiş sinemayı. Şeyi de sana sormak isterim. Şimdi işte sinemalar ciddi... bir korku altındaydı televizyon icat edilince ve her eve girince televizyon. Aynen. Acaba sinemalar ölecek mi diye. Öldü de bir dönem biliyorsun 80'li yıllarda. Bir dönem öldü de evet video kasetler falan çıkmasıyla. Vardı. Her evde işte televizyon vardı sonra televizyon kanalları çoğaldı. Ondan sonra şimdi Netflix gibi evet. 24 saat 1000 tane diziye ve sinema filmine ulaşabileceğim bir alan var, bir platform var. Ve artık gözlüklerden bahsediyoruz. Hani işte o dijitalleşmeden aynen, bahsediyoruz. Aynen. O sanal dünyada var olma tecrübe de edinebiliyorsun olduğun tabii, tabii. Yeri. Yani artık sinemaya gitmeye gerek kalmayacak. Yani evimizden de sence izleyeceğiz. Yani geleceği... o sinemaya fiziksel olarak gitmeden de o sinemadaymışız gibi evimizde de izleyebileceğiz sinemanın... herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Yeni geleceği mi bu yoksa sinema ölüyor ve başka bir şey mi doğuyor? Sinema ölmüyor aslında ama teknoloji ilerlediği için sanallaşıyor sinemada. Yani öyle olacak diye tahmin ediyorum. Sinemanın şu anda öyle bir şey gelişmesi yok. Olarak algılıyorsun bunu. Yani teknolojik bir gelişme olarak algılarız ama o sinema salonunda olmanın verdiği, o sosyalleşme, insanlarla bir arada aynı filmi izlemenin verdiği keyif olacak mı olmayacak mı o sorgulanabilir tabii. Ben Mısır'ı pek sevmem. Yani darıyı. Ama bir şey oldu böyle evde akşamları Mısır patlatılıyor. Geçen akşam da eşim mısır patlattığında ay dedim kokusu çıktı. Sinemayı hatırlattı bana. Ya gördün mü işte. Çünkü biz 2 yılı geçti sinemaya gitmedik. Aynen ben de öyle. Ve ben sinemaya gitmeyi çok severdim ama gene de filmin içinde olmak da bence çok cazip. Yani orada da yalnız olduğumuzu hissetmeyeceğiz. Çünkü film kahramanlarıyla beraber yaşamış evet, olacağız. O da var tabii. Yani her iki şeyin de tabii ki olumlu olumsuz yönleri olacaktır. Vardır. Mutlaka. Bu soruyu sana herhalde çoğu soruyordur. En çok beğendiğin film? En çok beğendiğim film? Vallahi çok beğendiğim filmler var da şimdi aklıma gelmedi. En çok beğendiğin böyle tekrar tekrar izlediğin? Vallahi
Splendor on the Grass diye bir, çok güzel bir film var, böyle 60'lı yıllarda Natalie Wood'un oynadığı. Onu çok severim mesela, çok izledim onu. Defalarca izledim. Nedir konusu? Gone with the Wind mesela, Rüzgar Gibi Geçti. Evet, Rüzgar Gibi aşk, Geçti. Böyle saplantılı bir aşk. Aslında kapalı çevrede büyüyen bir kızın fazla tabii cinselliği deneyimleyemediği için duygularını içine atması, bunun kendinde yarattığı rahatsızlık, sevdiği adama ulaşamama, çünkü sınıf farklılığı da var. Bu konuları işleyen çok çarpıcı bir filmdi. Rüzgar Gibi Geçti, 39 yılı yapım ama hala daha konuşulan bir film. Mesela en sevdiğim bunlardır diyebilirim. Daha çok var tabii sevdiğim film. Tekrar tekrar izler misin bunları? İzlerim. Mesela Rüzgar Gibi Geçti'yi çok izledim. Neredeyse ezberledim yani sahneleri. Sahne sahne, replikleri bilirim. Benim de, ben mesela Titanic'i çok seviyorum. Yani işte bazı zamana derler, aa bu işte şey, bir terim vardır ya, piyasa filmi gibi yani. Titanic mi? Evet, ben ama Titanic'i çok severim Titanic mesela. Yok, Titanic de teknik açıdan güzel bir film aslında, zengin bir film. Ben repliklerini de seviyorum, hani işte şey diyor, çok şanslı bir eldi bu benim için, işte kumar oynadım ve kazandım bu bileti ve geldim, hayatım değişti. Yani bir bilet alırsın ve her şey değişir gibi. Sonra kız tam intihar ederken gemiden aşağıya atlayacak. Evet, yani evet. Güzel. Ben atlarsam ben de atlarım diyor orada. Orada aslında çok güzel şey, mesajlar veriyor filmde. Yani bu sınıf farklılığının yarattığı. Evet. Aslında Titanic orada bir metafordur. Yani sınıf farklılığının katman, yarattığı katman disaster'dır görüyoruz aslında. Evet, evet. Bu katmanlar zaten o sınıf farklılığını ortaya koyuyor. Geminin çökmesi, batması da aslında o sınıf farklılığının çok hoş görülmemesinin yarattı. İşte o felaketi aslında sembolize ediyor. Şey, Titanic'in batış. Bir soru daha sorup ondan sonra programın son bölümüne geçmek istiyorum. Hem dünya sinemasına bakmış hem de Türk sinemasına bakmış biri olarak ikisini kıyaslayabilir misin? Bir de Kıbrıs'ta sinema, yani sinemacılık anlamda belki çok güzel başarılı reklam filmlerimiz var. Var, evet. Çok güzel başarılı aslında bizde de. Belgesellerimiz evet, var evet. Ama o kurmaca dediğimiz sinema daha tadında film çekimi yok. O, bu konular hakkında neler düşünüyorsun? Yani dünya sineması ve Türk sinemasına içerik baktığımızda anlamında ben çok fark görmüyorum. Yani Türk sinemasında da çok içerikli filmler var, zaten kitabımda da belirttim. Hollywood sinemasında da, diğer ülkelerin sinemaları, mesela İran sineması benim çok ilgimi çeker. Çok güzel filmler var İran sinemasında da. Ya içerik anlamında Türk sineması. Bollywood. Bollywood da gelişiyor aslında. Evet. Eski şey, o danslı filmler. Ben onları da seviyorum. Onlar da renkli, güzel. Renkli. Ama çok güzel Bollywood şeyi de var, filmleri de var. Yalnız biz de tabii teknik açıdan biz daha zayıfız. Diğer Hollywood sinemasına göre, Amerikan sinemasına göre daha zayıfız, ama inşallah o da gelişecek diye tahmin ederim. Öyle Kıbrıs'ta da bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama da gelişecek inşallah. Yani bence önemli adımlar olarak görüyorum ben bunu. Yani çabalar var, bir şeyler yapılıyor. Ama biraz daha tabii içerik anlamında zenginleşmesi gereken filmler bunlar. Yani inşallah. Bir de ekibin güçlü olması ve farklı para da istiyor olması, yani o, yatırımın olması yatırım gerekiyor. Yatırım ister. Kolay değildir yani sinema filmi çekmek. Bunun için bir yatırım gerekir. Finansal destek gerekir. Evet. Bu sağlanırsa bizde de neden olmasın? Bak, yurt dışında ödül alan şeylerimiz var. Kısa filmlerimiz var. Mesela. Evet, evet. Sevgili Vasfi Çiftçioğlu'nun eşiyle beraber hem kendilerinin tabii yazdıkları, yönettikleri. Kısa metrajlı ama uzun metrajlı filmlere de zaten bu bahsettiğim yönetmenler çoğu kısa metrajlı filmlerle başladılar sinemaya. Daha sonra uzun metrajlı filmler yapmaya başladılar. Bizde de aynı şekilde olacaktır diye düşünüyorum inşallah. O yüzden iletişim fakülteleri, medya çalışmaları esasında geliştirilmesi önemli lazım. Ve sinema geleceği var, değişecek ama bir gelecek de vaat ediyor. Var, inşallah. Ve bence eğitim için, kültürü anlatmak için, yaşamı derinleştirmek için, duyguları artırmak için, neleri yaşadığımıza bir ayna tutması için de çok çok değerli bir alan çok, diye düşünüyorum. Bence de sanatın en önemli alanlarından biri sinemada. Çünkü hepsi iç içe oluyor değil mi? Tabii. Müzik de orada, oyunculuk da orada, orada yönetmen her şey var, orada. Her şey içinde barındırıyor aslında sinema. O anlamdan çok zengin. Evet. filmlerle ilgili son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Vallahi her şeyi gayet güzel konuştuğumuzu düşünüyorum. Başka eklemek istediğim o zaman şey yok. Yavaş yavaş programın son bölümüne geçebiliriz. En eğlenceli kısmı.
Senin için eğlenceli. Çok eğlenceli. Çok güzel. Çünkü bazı konuklarımız diyor ki ay buradan korkuyorum. Öyleyse stresli. Zor soru sorma. Ben diyorum ki en sonunda kimya, matematik, fizik soruları var. O alanlar benim için zordu. O yüzden zor soru diyorum. Evet. Halbuki bazı konuklarımız için kimya, fizik zor sorular değildir diyor. Şimdi bu bölümde sevgili Fatoş, sana bazı kelimeler soracağız ve bu kelimelerin sende ne gibi çağrışımlar yaptığını merak ediyoruz. Onları duymak istiyoruz. Bir de kısa sorularımız var. Orada da samimi cevaplar bekliyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Bunu yapıyoruz çünkü seni birazcık daha yakından tanımak istiyoruz. Ve eğlenmek istiyoruz. Evet, o yüzden yapıyoruz. Pasta diyebilirsin, beğenmediğin sözcük olursa. Tamam. Ama daha sonra daha zor bir kelime sorarım. Aman Allah'ım. Evet, gelsin kısa sorular. Evet. Hadi bakalım. Çok heyecanlandım. İlk sözcüğümüz aşk. Aşk, tutku diyebilirim. Umut. Umut, yaşamın amacı. Umut olmadan yaşamın amacı olmuyor. Adalet. Adalet, bence vicdan. Pazartesi. Pazartesi sendrom demeyeceğim, enerji diyeceğim. Bugün de pazartesi. Evet. Pazartesi bin bir konu, bin bir konu günüdür. Evet, aynen. Cüneyt Arkın. Kara Murat. Aklıma geliyor. Kara Murat. Ben çok özellikle merak ettim Cüneyt Arkın için ne diyeceğim. O yüzden ekledim. Çünkü Türk sinemasında en sevdiğim oyuncudur Cüneyt Arkın. Evet, aynen. Yani. Kamera. Kamera, yaşamdan kesit. Evet. İnternet. İnternet. Çevrim içi. Çevrim içi. Televizyon. Televizyon. Eğlence. Evet. Ve mavi. Mavi, sonsuzluk. Çok güzel. Görmek istediğin, en çok görmek istediğin şehir hangisidir? Vallahi sen de dediğin gibi çok yerlere gittim ama Rio de Janeiro'yu görmek isterim, Brezilya'da. Ya da tekrar bir Prag. İki defa gittim ama üçüncüyü de giderim tabii. Neden olmasın. En çok sevdiğin renk? Yeşil. Şey severim. Sence kahraman kimdir sevgili Fatoş? Kahraman, yaşamın zorluklarla başa çıkabilen, yani bu başarılı bir şekilde başa çıkabilen kişidir bence kahraman. Şimdi evine bir oda daha ilave edebilirsin. Bu ne odası olurdu? Evime bir oda daha, sinema odası. Değil mi yani? Sinema meraklısının vereceği cevap sinema odası. Bu soruyu yazarken bunu düşünmüştüm, doğru düşünmüşüm. Evet. En çok izlediğin film diye sormuşum ama zaten biraz önce bahsetmişsin. Ve geldik son soruya sevgili Fatoş. Senin için teşekkür etmek mi yoksa özür dilemek mi daha değerlidir? Valla ikisi de değerlidir ama özür dilemek bana göre. Çünkü bir erdemdir özür dilemek. Evet. O yüzden bence özür dilemek daha önemli. Teşekkür, her şeye teşekkür edersin ama özür dilemek bir erdemdir. Sevgili Fatoş, bugün bize zaman ayırdığın için çok çok teşekkür ederim. Ben çok ederiz. Teşekkür ederim davetin için. Çok keyif aldım gerçekten. Harika bunu duymak. Yorduk çok eğlendim, çok keyif aldım. Özür dileriz. Kitabını da imzalayıp almak istiyorum. Çok çok teşekkürler. Seve seve. Biz burada bu akşam ayrılıyoruz ekranlardan ama sevgili Fatoş sen daha buradasın. Çünkü ana defterimize bu gecenin anısına bir şeyler yazmanı rica edeceğim. Hoşça kalın.